Elektrik üç tür yaralanmaya neden olur. Birincisi vücutta şok ve kalpte fibrilasyon. Bir yeri de yüksek olasılıkla yanık ve son olarak da çarpılma anında yüksekten düşme sonucu oluşabilecek kırılma ve burkulmalar sayılabilir. Peki elektrik çarpmalarında neler yapılmalı? Elektrik çarpan kişiye kalın tabanlı lastik ayakkabınız yoksa dokunmayın. Elektrik çarpan kişiyi çarpılan noktadan yalıtkan bir çubukla tercihen bir tahta ile uzaklaştırın. Ortam nemli veya ıslak ise elektrik çarpmasına maruz kalan kişiye kesinlikle dokunmayın. Peki elektrikle çalışmalarda dikkat edecek hususlar nelerdir? Çalışanlar görevleri dışında arızaya asla müdahale etmemelidir. Tüm elektrikli ekipmanların, aletlerin bakım ve tamirinde yetkili kişiler sorumlu olmalıdır. Arızalı anahtar, fiş, priz ve elektrikli ev aletleri kullanılmamalıdır. Peki elektriği güvenle kullanmak için neler yapılmalı? Elektrik tesisatında TSE standartlarına uygun malzemelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Mutlaka elektrik tesisatında bir kaçak akım rölesi bulunmalıdır ki bu artık tüm evlerde zorunlu hale getirilmiştir. Elektrik panolarının önüne geçişi güçleştirecek malzemeler bırakılmamalı, panoların önü de kapatılmamalıdır. El aletlerinin sapları mutlaka izole olmalı ve çalışırken mutlaka izole eldiven giyilmelidir. Elektrik kabloları düzgün döşenmiş olmalı, arızalı fiş ve prizler onarılmalı, sigortalar kapalı dolap içerisinde bulundurulmalı ancak dolap kilitlenmemelidir. Elektrikli tesisat veya teçhizatı kullanmaya başlamadan önce ellerin ve ayakların kuru olduğundan emin olunmalıdır. Ayrıca giyilen ayakkabıların yalıtkan olduğundan emin olunmalı ve kuru tahtalar ve izole bir paspas üzerinde durulmalıdır. Elektrikli cihazların fişleri prize takılmadan önce cihazın kapalı olduğu kontrol edilmeli. Yani fişleri cihaz kapalıyken takıp çıkarılmalı. Kablolarda yıpranma olup olmadığı sık sık kontrol edilmeli. Kabloyu karşıdan karşıya geçirirken olabildiğince baş seviyesinden daha üstten geçirmeye dikkat edilmeli. Prizlerin emniyet kapakları olması tercih edilmeli. Mutlaka topraklı prizler kullanılmalı. Kaçak akım rölelerinin en az ayda bir kez çalışması kontrol edilmeli. Elektrik tesisatı ve topraklama yılda bir kez yetkilendirilmiş kişiler tarafından kontrol edilmelidir. Yetkisi olmayan kişiler herhangi bir elektrikli teçhizatı onarmaya kalkışmamalıdır. Her türlü teçhizatın Cihazın kullanım kılavuzu mutlaka dikkatle incelenmeli ve mutlaka uygun şartlar altında kullanılmalıdır.